Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 30 Nisan Salı, güne Ay Balık Burcu'nda küçülen fazla başlıyoruz. Gün içerisinde de Balık Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Olaylara karşı tutumumuz ve yaklaşımımız daha sezgisel, hislerimize odaklı ve duygularımızla hareket etmeye yönelik olacak bir gün. Bugün aynı zamanda 03.54 itibariyle Satürn Ekim ayının ilk haftasına kadarki retrosuna başlıyor olacak. Biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda biraz daha plan, program, iş, kariyer, yeterlilik, başarılarımıza odaklanmamızı istiyordu. Burada biraz daha ciddiyet getiren bir enerji var Satürn'ün geri gitmesiyle birlikte. Satürn'ün Oğlak Burcu'ndaki ileri hareketi sürecinde mevcut olan, başımıza gelen deneyimlerimizde atladığımız, geride kalan konular hususunda ne yapacak? Biraz daha ciddi olmamızı, onları tekrar önümüze getirerek onları bir şekilde disipline etmemizi sağlayacak bir etki barındıracak Ekim'in ilk haftasına kadarki süreçte. Aynı zamanda bu bir bakış açısıdır da. Yani bir gezegenin geri gidiyor olması o konuyla alakalı ya da o gezegen temasındaki bakış açımızda da belli farklılıkların ve içselliğin oluşacak olduğunu gösterir. Burada da özellikle planlama, projeleme konularında disipline olma, kendimizi bir şekilde görev ve sorumluluklarımıza adapte etmek hususunda Satürn'ün retro hareketini bir şekilde deneyimliyor olacağız. Şimdi burada günlük açılarına baktığımız zaman 13.32'de Ay'ın Neptün'le yapacak olduğu bir kavuşum var. Ay'ın Neptün'le yapacak olduğu bu kavuşum Balık Burcu'nun doğasında yaratıcılığı hem çok ön plana çıkaran, aynı zamanda sezgileri ve hisleri de bu bağlamda yükselten ama bir noktada da kırılganlığı, kandırılmayı, yanlış anlamayı, yanılsamaları da ön planda tutan bir enerji. Öğle saatlerinde çok ciddi iç üstüne dikkat gerektiren bir konu üzerinde çalışıyorsak öncelikle bir kez daha kontrol etmenizi öneririm. Bir ikincisi, yaratıcılık yükseleceği için aynı zamanda o altıncı his dediğimiz enerji de yükseleceği için biraz daha sezgisel tavırların hareketlerimize yansıyacak olduğunu rahatlıkla deneyimleyeceğimiz bir zaman dilimi saat 14.32'ye kadar. 17.22'de Ay'ın Mars'ta yapacak olduğu bir kare var ki burada birazcık agresyon var. Stres yönetimimiz zayıf, tahammülümüz zayıfladığı için de tepkilerimiz biraz daha dürtüsel ve daha sert, mizacımızı biraz daha karşımızdakini kırıcı bir şekilde ifadelerimizle yansıtabiliriz. 18.33'te bu sefer Ay'ın Satürn'e yapacak olduğu bir sekstil açı kesinleşiyor. Şimdi bu açı özellikle ciddi olmamızı gerektirecek, sorumluluk almamızı gerektirecek. Hatta ve hatta duygularımızı Ay'ın Balık Burcu'nda olması neticesinde çok yoğun yaşadığımız için burada birazcık duygularımıza da denge getirecek bir etki barındırıyor. Pozitif bir enerji. Hani sorumluluklarımız gündeme geldiği için ya da görevlerimiz gündeme geldiği için çok fazla sıkıntı hissetmiyor olacağız. Gayet o görev ve sorumluluk bilinciyle gerçekleştireceğimiz bir dönem. Süreç yaklaşık 15.33 ile 17.33 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde. Günün son açısı 23.47'de kesinleşiyor. Ay'ın Plüton'la yapacak olduğu bir sekstil açı görmekteyiz ki burada duygularımızı, bu aslında şanslı bir açıdır Ay Balık için. Çünkü Ay Balık'ta olayın rehavetine kapılarak o kadar fazla duygusal bir şey yaşarız ki enerji. Burada Plüton olayın içindeki gerçeği, duygunun için altında yatan gerçek düşünceyi bulmamız hususunda bizi destekler. Özellikle gece saatlerinde bizi duygusal anlamda etkilemiş ya da kırılmamıza sebep olmuş bir olayın gerçek tarafını, gerçek alt metnini ne olduğunu görmemizi sağlayacak ve olayı tüm gerçekliğiyle irdelememizi sağlayacak bir enerji barındırıyor. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu.
Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.